Ne oldu? Böyle bir yağlamalı yıkamalı laflar. He? Efendim herkese selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, bugün Ezgi Hanım'la ne yapıyoruz bugün? Ezgi Hanım ne yapıyoruz ya? Bugün ne mi yapıyoruz? He. Ispanaklı pide yapacağız. Ispanaklı? Pide. Pide. He. Mancarlı yapacaktım da pazı yok, daha çıkmamış. He. Benim tohumlar da daha olmadı. Tamam. O zaman Başka da bugün ot diyor. videomuz yemek videosu mu yapacağız? Ya işte He. takılıyoruz Elimizden kendi ne geldiğince kafamıza. kendi kafamıza göre yaptığımız Ha, bir şeyler. de elmalı milföy yapacağız. Elmalı milföy. Evet. Vay. O zaman sen hamur yapmışsın ama Ben gördüğüm kadarıyla hamurlar hamurları var. bıraktım, mayalamada var şu an. Hamurlar burada, mayalarda hamur var. Aynen. Efendim, buyur canım benim. Çekil kızım. Tamam, birazcık telefon alabilirsin. Yes! Ama az, tamam mı? Az. Saatini biliyorsun, belirli saatlerde. Ne? Tamam, ben sana söylerim, sen geç. Alabilirsin kız. Kardeşim de biraz tablet alsın. Bu arada Ezgi Hanım tezgahı Biz ne toparlarken yapıyoruz? biz ne yapıyoruz? Siz ne yapıyorsunuz? Efendim bu arada kanalımıza abone değilseniz sizlerden ricam abone olun. Yeni katılan arkadaşlar, dostlar var aramızda. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Videomuzda şuradan beğen tuşundan bir beğenip bir Bir yorum da de güzel bırakırsanız yorum. seviniriz. Bir de güzel yorum. Güzel yorum. Güzel yorum. hadi bakalım, hadi öyle olsun. Onları da topladık. Hadi bakalım, birazdan hamur işlerine başlayalım. Önce ıspanak. Önce ıspanağı mı yapacağız? Tabii önce ıspanağı yıkayacağız. Ha, tamam. Pazardan aldığımız ıspanağı, bunu yıkayalım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. O böyle bir cıvık mı oluyor? Evet. Ha. Bunu nasıl yaptın? Onu da bir tane söyler misin? Ha, yani ne Sabah zaman ki maya? normalde bunun akşamdan atıp da yapabilirsin buzdolabında. Ben akşam yapmadığım için şimdi yaptım. Bu şey, hani rustik ekmek diyorlar ya, cabatta ekmeği. 1 kilo un. Rustik ekmek. Rustik ekmek. Bu şey, yoğrulmayan ekmek bu. Yoğurum. Yoğurmuyorsun. Ha. Bunu böyle bırakacağız. Ben tekrardan bir alt üst yapacağım. Tamam. Ondan sonra biraz daha duracak. Hı. Alacağız unlu tezgaha, olduğu gibi Tamam. bırakacağız. Keseceğiz, atacağız fırına. Hiç yoğurma morma yok bunda. Rustik ekmek. Rustik ekmeği. Tamam. Şey adı da cabatta ekmeği. Cabata. Cabatta. Cabatta. Ya senyor. Dur. Sana bir tane leğen çıkaracağım. Sirke orada. Şey, lavaboyu bir temizleyeyim önce. Lavaboyu temizle. Gerçi direkt lavabonun içinde yıkayabilirsin. Ay sen çalışırken ben de bir çay içeyim bari. Çayı ısıtsaydım keşke sana. Çal. Temizleyelim güzelce. Buna çok dikkat etmek lazım. Şu telleri sürekli çıkıp Çıkar. duruyor. Aynen. Az zor taktım valla.
Çok elzem bir şey değil de o da artık duruyor işte. Daha almışız şimdi ne yapayım, yazık bırak, çöpe mi atayım yani? Yok canım. Yumurta şey, yumurta kesiyor. Yumurta dilimleyici. Dilimleyici gibi. Bezimiz çok... Şurada. Teşekkür ederiz. Şimdi ıspanakları mı koyacağız? Ispanak. Evet, ıspanakları dök. Sen çayın altını açmışsın. Açtım. Evet. Buyurun, yağlı kebap İskender. Dök. Ispanakları şunun içine dökeyim. Lavaboya dökmeyelim direkt. Aşkım şimdi yıkayacaksın. Yıkadım, temizledim, lavaboyu da dökeyim mi? Dök lavaboya, lavaboda yıkayacaksın zaten onları ya. Güzelce orayı durula. Ay duruladım, temizledim, güzel bol. Tamam. Duruladım da. Dök onları. Öyle diyorsan. Ekşi sirke dök. Sirke. Sirke var zaten. Evet, bu Ezgi Hanım'ın şeyi. Vallahi yapıyoruz ama doğru. Ezgi Hanım böyle yapıyor. Biraz beyaz sirke döküyoruz. Ha? Hı hı. Şöyle. Bu sirke şeyini öldürmüyor mu? Vitaminini. Yeter. Ha, yani bilmediğimden sorayım. Zaten pişiyor. Ha, yani. Bilmediğimden sorayım değil mi? Evet. Sirke döktük. Biraz bekleyecek mi? O şeyden kaldı. Yok yok. Suyu aç. Ha. O pandemiden kaldı sirke. Nereden kaldı? Pandemiden. Hatırlıyor musun pandemide alışverişleri kapının önünde tutuyorduk. Hı-hı. Sirkeli bezle siliyorduk ondan sonra içeri. Evet. Doğru doğru. Evet pandemi o, zamanı. O oradan kaldı. Pandemi bende. Zamanı doğru söylüyorsun. Şu bulaşık makinesine atar mısın? Şey mi? Çay mı? Çay içer mi? İyi yaşa. Hep beraber. Gerçi senin işin var. Benim işim var. Sen çalış, ben çay içeyim. Maraba çalışsın. Sen güzel bir çay iç der oturdu. Böyle keyfini çıkara çıkara. İspanak temizlemesini biliyorsun ama anlatmana gerek yok. Tamam temizlendi işte bu kadar. Bence gayet temiz. Göstereyim. Hah, bir tane göster bakalım. Hadi ne yapıyorsun sen? Azıcık, çok az açalım. Aç aç. Hah. Tamam bölüp. Ha, köklerini atıyorum. Tamam ya, sıkıntı yok. Tamam efendim, teşekkür ederiz. Reklam arası. Şeylerini temizlersin. Yapraklarını temizleyip köklerini alıyorsun ya bunun. Ben de şey yapacağını zannettim. Bilinmeyenle denklem problemi çözeceğim ben de. Ay sana belli olmaz. Köküyle birlikte tek tek temizlemeye kalkarsın. Meme lazım, kökleri lazım değil bana. Peki Ezgi Hanım, peki. Bak pastayı kolay gelsin şekerim. Teşekkür ederim. Hadi çaya gider. Tabii. Ben de bunları şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Babam bizimle eğlenir. Beni duyuyor, biliyorum değil mi? Biliyorum, biliyorum duyduğunu. Yurdum edin. Hayat paylaşmak demektir. Değil mi? Özellikle evli çiftler, çocuklar olanlar, olmayanlar, neyse artık. Ayrımıyoruz onu sınıf olarak ama paylaşmak hayatı daha da güzelleştiriyor, kolaylaştırıyor. Aslında bir kovaya koyup yapsak daha güzel olacaktı sanki. Kovam yok boşta. Yani böyle şey oluyor, su çok akıyor, içim acıdı. Kovada hamur var. Keşke. Arkadan kova getirseydim. Bir daha kenar. Su çok harcamayalım. Şöyle çocuk olanları ayıralım.
Bu ıspanak ne kadar? Kaç kilo? 1 kilo mu bu? Ne bu? 1 kilo. 1 kilo. Senin ıspanaklar olmamış değil mi daha? Bahçedeki ıspanakların olmamış daha herhalde. Yok. Kısmi. Toplayacağım ama onları. Anladım. Ne koyalım? Biber. Biber mi? He. Olur, ıspanaklar hazır. Ispanak hazır, onları biraz doğrayacağız. Doğrayıp sotelemeyeceğiz canım. soteleyeceğiz mi? Bence koyma biber. Sert oluyor, öbürü çok Tamam. yumuşak kalır. Şunu da şey yapacağız. Önce şunu. Oo, kıyma da var biraz ha. Dünkü şeyden kaldı. Onlarla da açık yaparız bir de. Ispanaklıları da kapatalım. Hı? Altı ayaklı böyle kesme tahtaları var. Kesme tahtamız çok ezgi. Ama altı ayaklı yok. Tek ayaklı var bizde. Altı ayaklı. Bir altı ayaklı kesme tahtamız mı eksikse sadece? Geçen belgeseldeki teyze yapmıştı, hatırlıyor musun? Mancarlı. He, mancarlı. Mancarlı diyorlardı işte. Mancarlı. Otlu. Nasıl, iyi yıkamış mıyım? Tebrikler. Bu ne başı? Şuabın abi şeyleri kesiyor. Odunlarını kesiyor. Evin önüne götürüyor odunları. Zincir almış demek ki. Hamurlar ne halinde? Orada mayalanıyor. He, daha var vakti. Yok yok. Onu şimdi yapacağım. Şu içi hazırlayalım. Tamam. Peynir mi koydun şimdi? Lor. Lor peyniri var. Lor, baharat. Süper. Biraz zeytinyağı attım. Biraz da zeytinyağı. Kafama Süpersin. göre. Aynen öyle. Canım, fırın Evet. tepsilerini çıkar. Fırın tepsilerini çıkarıyoruz. Evet. Tepsimiz olur. Bu kahverengileri ver. Buyurun. Koyun bir kenara. Oo, ne güzel oldu hamur. Topak topak. Dur aşkım. Tartı da çıktı meydana. Tabii iyisi. Keseceğim. Oo, hamur çok böyle pofidik olmuş ha, güzel. Yaşmaya. Kaç gram kaç gram yapıyorsun? 150 yapacağım.
İnşaat makinesi seyreder gibi seyrediyorum. Çok keyifli. Hamurlar kaçar gram? 150. 150'şer gram. 150 yaptım. Haydi bakalım, bismillah. Haydi bakalım. Kapalı pide mi yapacaksınız? Kapalı yapacağım. Ezgi'nin açık evet. Pide mi? Ha, kapalı pide yapacaksınız. Oh, dolu dolu da iç malzeme yaptın. Merdanenin de şekilmiş. Küçük bak, pide mide yapmak için bak, güzel bunlar. Hı-hı. Küçük hamur açmak için. Evet. Şimdi tepsi, ne istiyorsunuz? Tepsi biraz yakınıma getir. Şuraya koyalım, ver bana. Buyurun. Çimdikli. Çimdikli. Alta herhangi bir şey yapmıyor muyuz? Yağ yok, ya da başka yok, bir şey? Yok, ona gerek yok. O yapışmıyor ha, zaten. Yapışmıyor bu. Pişirme kağıdının çok kullanımlısı. Çok kullanımlı. Ha, çok kullanımlı pişirme kağıdıymış evet. O. Kağıt da değil aslında. Kağıt değil. Yazık günah. Pişirme kağıtları deli para olmuş. Evet ya. Ya sürüp koyduğunda yine yap şey yapıyor, yapışıyor tabii de. Yapışıyor, yapışıyor yine de. Sanki oldu gibi ha. Vallahi bu ilk deneme mi senin pide versiyonu bu, olarak? Evet, ilk. Sen önce ben de senin pide versiyonu, açıkta yaptığın, açıkta yapıyorsun onu biliyorum da. Ha, bir kere şeyi yapmıştık, hatırlıyor musun? Antalya'da çocuklar küçüktü. Hı. Hayır, özür, çocuklar yoktu o zaman, yeni evlenmiştik. Haydi, hadi bakalım. İtalyan versiyonu, calzone. Ya bildiğin gır pidesi bu şimdi. Ha işte. Gır pidesi. Yani biz de ilk defa deniyoruz o zaman şimdi. Evet, ilk defa. Tutup tutmayacağını bilmiyorum. Artık olduğu kadar. Olmadığı kadar. Yeriz her türlü. Neticede ıspanaklı ekmek olur en kötü ihtimalle. Yani yok canım, olmaz olmaz. Yumurta da süreceğiz mi üstüne? Üstüne tabii ki. Yumurta sarısı. Yumurta. He? Yumurta yaparız. Evet, belki kapatmada biraz şey olabilir ama daha farklı bir yöntem bulursun sen sonra. Daha ne olsun işte, tamam. Allah Allah. Daha ne olsun, tamam. Ne istiyorsun? Ya doğru söylüyorsun. Yetine dua et desene. Bunu bulduğuna dua et hesabı. Şimdi biraz önce gördüm. Hı. Son videoya. Hı. Bir yorum yazmış. Canlı yayınlara da gelen bir arkadaş. He. Ha. Ne yazdın? Peynir çok pahalı demiş. 10 kilo süt alıp demiş, peynir yapsanız demiş, daha iyi demiş. Ben demiş, bir dahaki canlı yayında tarifini vereyim. Tamam, olur. Hay sağ olsun da, he, süt yok. Sütü nereden alacağım? Olsa ben de yaparım da.
Süt yok burada. Yani süt satan kimseyi bulamadık. Ya süt aslında süt burada bireysel olarak satılmıyor. Evet, yok yani o yüzden Süt yoksa şeyler çok. var da Süt mandıra. mandıra var, süt yapan yerler var ama onlar Onlar fabrikalara veriyorlar. satıyor. Fabrikaya satıyorlar. Yani gidip alma gibi şeyin yok. O süt toplama merkezlerine veriyorlar. Oradan da fabrikalar satın alıyor. Yoksa Ovacık'ta yapıyorum ben peyniri, Ha, birey yoğurt. tabii bireysel olarak satılmıyor süt. O yüzden ama yine de tarifini isterim. Doğal natür maya demiş çünkü. Evet. Doğal mayayı nasıl Ya yapıyor? zaten bir de bizim şeyimiz pazarda aldığımız mesela o geçenki alışverişimizde her hafta o kadarlık alışveriş Değil, değil yapmıyoruz canım, zaten. hayır. Bir de O her hafta kadar da peynir değil. almıyoruz yani. O kadar yağlı da peyniri de her hafta o kadar almıyoruz. Mesela şimdi bu hafta aldık peyniri, yağı, bir hafta daha almayız. Yani 2 haftada bir aslında alıyoruz onu. Ya şeye göre canım bakıyorum yani, neticede Evet. varsa ihtiyaç o zaman. Yani bu hafta aldım çünkü şimdi önümüzdeki hafta gidemeyeceğiz pazara, göz doktoruna gideceğiz. O yüzden aldım. Dursun, koydum buzluğa. Hiçbir şey de olmuyor. Zaten vakumlu. Aynen. Peyniri vakumlattırdık. Tereyağını da zaten attım dolaba. Buzluğa. Aynen. Yani hani bazı arkadaşlar demiş hani haftalık 1,5 çok, her hafta 1,5 değil. Tabii ki. Yani Öyle bir şey yok yani her hafta bir her buçuk bir hafta bir buçuk değil. buçuk pazar çıkmıyor. Aynen. O bu sefer peynire ve tereyağına denk geldiniz ondan. Vay 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 vay. Bir de açık pidemiz var. Ezgi'nin bu hamurun içinde ne var? Orayı kaçırdık. Elmalı turta mı? Oy oy oy. Süper görünüyor be. Mükemmel olmuş. Ne yapıyor Hasan Eren? Neye gülüyor acaba? Oy oy oy. Fırında da var bir şeyler. Üf, şu çok iyi olmuş ya. Ezo. Pide çok iyi olmuş. Eline sağlık. Anne. Allah şimdi fırça yiyeceğiz. Az kaldı. Ben yiyeceğim fırçayı. Oh 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 oh. Vay 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 vay. Özür dilerim karıcığım. Niye özür diliyorum Niye özür diliyorsun onu anlamadıysan gerçekten o zaman sıkıntı var demektir. Özür dilerim karıcığım. Yok vallahi çok güzel olmuş. Eline koluna sağlık. Ya tek başına yapınca da kolay oluyor zaten. Ya işte ne yapacağım? Bir iş vardı, gittik Ne iş geldik. vardı? Ne iş vardı acaba? Ya çekim mi yaptım şimdi? Hayret bir şeysin. Biz ne yapıyoruz burada? Tamam biz de çekiyoruz hayatım. Doğru haklısın. Ama işte gideyim geleyim dedim. Gittim geleyim. Gittin gittin maşallah. Her şey bitti daha yeni geliyorsun. Tamam. Gelmeseydin kalsaydın akşama kadar. Niye geldin ki? Nereye gittin? Kafeye mi gittin? He, kafeye gittim. Şurada aşağıda köy kahvesi var. Oraya gittim. Vallahi o ponçik annemizi yalnız bırakıp bu narmetli ellerinden yani Narimetli değil o bir defa. Marifetli. Marifetli de. Marifetli. Evet. Evet. Doğru. Anne biraz sinirlenmiş bize. Sinirlenmiş değil. Sadece kızgınım çünkü bir şeye odaklanamıyorsun. Odağını kaybediyorsun. Her zaman böyle yapıyorsun. Bir iş yapıyoruz, bir bakıyorum sen başka yerdesin. Ona kızıyorum. Özür dilerim. Doğru söylüyorsun. Haklısın. Tariflerini de sen verirsin arkadaşlara sorduklarında, ben karışmıyorum. Tamam şimdi bu ne yo bunu koyuyorsun içinde ne var? Söylemeyeceğim. Git geldin bunu araştır. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Valla Ya bana hiç hiç. bir şey diyeceğim, bir şey Hayır diyeceğim. hayır. Hayır sinirini benden çıkarıyorsun ama Sinirimi
sinirimi bak, senden çıkarıyorum çünkü ben sinirli değilim, sadece sana kızgınım. Tamam, benden çıkarıyorsun ama bir işe başladık birlikte ve sen yarıda çektin gittin. Ha tamam dedim. Evet. Merak ettin ses geliyor diye. Evet. Baktın gelecektin. Yani burada. Evet, Şaban abinin yanına gittim, orada biraz uzun sürdü, evet doğru haklısın. Biraz mı? He. İş bitti, sen daha yeni geliyor. Fırçayı yedik. Yersin tabii. Bunun çok hoşuna gitti bak. Benim fırça yemem bunun çok hoşuna gitti. Seninle görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Haklı mı? Haklı. Peki, evet. Ezgi Hanım, bu ne acaba fırına da koymuşsun bunu? Söyle anne, söylemeyeceğim. Ya yapma. La dost musun, düşman mısın? Benim asabımı bozma ha. Söylemeyeceğim. Allah Allah. Allah Allah. Açıklamasını videoda kendin yaparsın. Ben karışmıyorum. Allah vallahi yedik. Baba. Pide de çok güzel olmuş ya. Bak pidesi hala çok güzel olmuş diyorsun baba. Bu elmalı turta gibi bir şey yapmış. Bu elma var burada. Elmalı turta. Bir şey yapamıyorum sırayla gittiğim için. He, sırayla gittiğin için. İşte o fırına koyduklarını merak ettim ben. Cidden? Ne olduğunu. Elmalı. Neyse yiyince göreceğiz zaten. Ha anladım tamam. Ama bu pide, baksana pideye lavin. Efsane olmamış mı? Anne bu neyli pide ya? Peynirli mi? Kıymalı. Diyor ki tortellini'nin kıyması kalmıştı mı? Vallahi çok güzel. Ama bir de şurada peynirli de var. Evet, yumurtalı peynirli bir şeyler var. Babaya ceza, babaya ceza. Babaya cezayı takipçiler verecek. Babaya ceza. Allah. O yüzden ben hiç sesini çıkarmıyorum. Doğru düzgün bir ceza verin. Yine bize patladı iş. Bize göre eğlenceli bir şey. Size göre eğlenceli bir şey olamaz. Olmaz. Mesela babaya ceza. Yemek yapılırken kaçarsan olacağı bu. Sağlık olsun. Olsun. Yiyeceğiz nasıl olsa. Bakacağız ne olduğunu. Evet. Tatlı tatlı fırçamızı yedikten sonra Ezgi Hanım yine bir şeyler yapıyor. Bu müfle yamuru değil mi? Evet. Tarçın kokuyor. Tarçın var içinde. Tarçın, elma. Şeker, kuru üzüm. Tarçın, elma, şeker, kuru üzüm. Oo, bayağı tatlı olacak bu o zaman. Şeker az. Az kuru. Ha, şekeri az. Elmayı şey yapsın, baskılasın diye biraz değil mi? Süper. Pişmesi için. Bak bak tekniklere bak. Önden de birer tane yırtıyorsun. Üstten. Üstten. Yoksa pişmez. Cızık. Fırına bir baksana. Evet, fırındaki neydi? Rustik ekmek. Rustik ekmek bu. Bu hamuru yaptığımız. Hı-hı. Hiçbir işlem yapmadan sadece. Mayalama. Açmayayım değil mi kapağı? Yok açma, dursun. Buharı açar. Buharı zaten buhar yapmış evet. Su var içinde o yüzden. Ha, su var içinde ondan buhar yapmamış. Yaşak olsun diye. Ispanak tartmış. Ispanağı şey yapacağım. Peynirli ıspanak da arttı. Onu da... Ama börek çok güzel olmuş. Şey yaparız. Tortellini yaparız ya. Börek değil de. Pide. Ispanaklı pide. Pide çok güzel. Bir parça yedik. Mükemmel. Vay 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 vay. Şimdi yarın erken mi gelecek çocuklar? Evet. Yarın gün salı da evdeler. Salıya bak şey yapabiliriz. Pide harcı arttı. Hı hı. Ispanaklı lorlu. Evet. Salıya şey yapalım. Tortellini yapalım yine. Oo dünkü yaptım. Dünkü yaptım. Çok güzeldi. Onu yapalım ya. Ondan yapalım. Aynen. Tortellini. Ha şey. Kremam. Bir paket kaldı, bir paket daha almak lazım. Şey yapalım, alalım. Hı hı. Yine şey, sebze de koyarız içine. O çok güzeldi ya, tadı damağımızda kaldı vallahi. O güzeldi, evet. Deneyeyim dedim, güzel oldu. Az biraz fazla yaparız.
Ne yapar, buzluğa koyarız, bir şey olmaz onun. Kalırsa. Çok iki porsiyon yaparız. Aynen. Yani tarifi iki katına çıkarırız, o zaman artar. Ispanak da var. Biraz daha lor alalım. Lor bitti çünkü. Ha, milföy arttı. Arttı, onları da yapacağım da tepsi yok. Bütün her yerimiz doldu. Maşallah. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Artan milföylerle ne yapmayı planlıyorsun? Onu da devam edeceğim. Tepsi yok. Ha, devam edeceğim. Ekmeği bekleyeceğim mecbur. Ha, ekmek çıksın diye bekleyeceğiz o zaman. Yumurtayı tüm mü sürüyorsun? Tüm yumurta. Ha, sarısı ayrı değil yani. Nar gibi kızaracak üstü o zaman. Aynen. Çok hoşuma gitti. Hadi bakalım. Vallahi. Oy. O 2 dakika daha dursun. O 2 dakika daha dursun. Şuna bakalım. Oy. Allah. Elin yandı değil mi? Dur bakayım. Heh. Hadi bakalım onları da fırına. Nasıl? Güzel. İstediğin gibi olmuş mu? Aynen. Kesinlikle. Mis. Böyle hiçbir şey işlem yapmadan hamuru mayaladın. Hamuru işte evirip çeviriyorsun. Ha, evirip çeviriyorsun, mayalıyorsun. Biraz zeytinyağı da koydun galiba sanki içine. Şey, hamuru devir daim yaparken zeytinyağı döküyorsun. Öyle yap. Cıvık da hamur hatırlarsın evet, yaptığımızda. Cıvıktı bayağı, ben gördüm cıvıktı. İlk sonra tezgahı aldın, düzeldi ama. Unlayınca. Hmm. O üstündeki un işte. Yok, güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Evet, tezgahı da toparladık. Tezgahı da toparladık. Şimdi onları. Şimdi bir bunlar kaldı. Bunları da atacağız fırına. Şimdi. Vay vay vay. Çok güzel. Altları da unlu unlu böyle. Hı hı. Süper yumuşacık vallahi. Evet, şu kıymalı pidenin tadına bir bakalım. Ispanaklı güzel olmuştu. Evet, bence bu da güzel olur. Gel. Ben bir parça alabilir miyim? Alabilirsin. Süper. Hemen. Çok soğunca yanmaz. Arkası çünkü görünüyor sıcak vallahi. Sıcak. Bak. Hamuru çok güzel. Çıtır çıtır. O sanki şeye gittik, restoranta yapmışlar gibi. Eline sağlık. Sen süpersin. Anne, bunu biraz bir doldursana. Sonra doldururuz, bak. Peki. Sen güneme ye. Sen onu ye, o bırak, o hıdır kakkon şişesi o. Hıdır kakkon derken başka biri mi? Demek zorluyorsun sonra. Mükemmel. Böyle olmuş. Afiyet olsun. Şimdi bir tek fırında şey mi kaldı? Elmalı. Elmalılar mı kaldı? Hı hı. Elmalı. Bir şey diyeyim, hamuru çok iyi. Aynen. Çok güzel. Bugün de 3 tane şey yapmışsın, çevre kırımı çok kırılmış. Değil mi? Bir dahakine birlikte yapalım canım, ama babanız gibi satmazsınız beni değil mi? Ya bak ya. Anne, baba gibi değiliz. Allah Allah. Bak, rustik ekmeği birlikte yapabiliriz. Onu yapması çok basit. Hmm. Yoğurma rustik işte. Rustik ne demek? Rusya mı bu? Eski tarzda. Eski tarz ekmek. Ha, eski tarz. Özellikle Rus türünden. Rus tarifinden. Yok anneciğim, İtalyan tarifi.
YouTube yazanlara sinir oluyorum ya. Ben hiç sinir olmuyorum. Şarkıların çok güzel. Niye? Ben. Tortellini yerken iyi de almadın. Daha abi de YouTube. Ayla bayla yiyordun dün yani. Çal keke çal. Aslında o keke ne yapıyor? Bu keke dağılıyor kendine kafasına. Zaten ne dedi lan? Çal diye çal diye. Keke. Ne yapıyorsun? Hala. Nasıl güzel mi Hasan Eren pide? Beğendin mi? Diye yiyorsun. Götürüyorum valla. Size sıcak mı ya? Tişörtle duruyorsunuz. Gerçi bugün çok sıcak hava. Baksana içerisi 22,5 derece. Kıymalı mı ıspanaklı mı? Hangisi güzeldi? Kıymalı mı? İkisi. Bence ikisi de güzeldi. Bence de ikisi de güzeldi. Ispanaklı da. Ispanak kaldı daha. Ona da şimdi salı günü ıspanaklı tortellini yapalım. Şey yesene. Bir dilim iki dilim kalmış. İstersen birini sen al, birini ben alayım. Yok ben yedim. Yer misiniz birer dilim? Başımı örse vurasım geliyor. Neden? Yok baba. Yer misiniz? Sonra. Sonra tamam kalsın o zaman. Ispanaklı pidemiz çok. Akşama pide salata. Aynen. Dün çünkü şey yedik yeter. Evet. Başka bir şeye de gerek yok bence. Bir salata yapalım. Bak marulumuz var. Sen biraz... de sen de yoruldun biraz dinlen. Hı. Aynen. Bostandan şey toplayalım ama roka. Roka almadım ben. Şey Şaban abi de roka var gelin toplayın dedi. Çok onun bahçede dedi. Gelin dedi alın dedi toplayın dedi. Yani şey yapmayın dedi. Bizde de var da orada da şeyler var hani gelin diyor. Rokayı da topladım mı çok da fazla dayanmıyor yani. Onu yani onu salataya koymak lazım onu. Onu direkt tüketeceğim. Ben o yüzden az az koparıyorum. Hem onun yerine tekrar alttan geliyor hem de şey taze kalıyor. Aynen. Biraz da soğan toplayalım taze soğan. Ben o domates iyi dayandı. Hala kızartıyor domates. Hala kızartıyor domates. Havalar sıcak ama onda. Bak o diğeri tutmadı. Ama kavun da çıkıyor. Hala domates de çıkıyor. O güzel, domates... Kavun da mı var? Geçen pazardan aldık ya kavun. Ben bostan ekmiş. Yok daha kavun bostan seneye ekeriz. Yani bahar. Baharda. Onu baharda açacağız. Şey var. Kuruttum çekirdek. Aynen. Onları şey yaparız atarız. Uf ne güzel kızarmış onların üstü öyle. Üsttekiler çıkın daha şey olsun. Ben marulları yıkarsın. Marulları ben yıkarım. Yıka burada süzülsün ondan sonra o kutuya koyarız yine. Tamam. Oo. Göz göz olmuş vallahi buharı üstünde. Süper olmuş bu ekmek. Yumuşacık. Yumuşacık aynı. Tamam ben bundan sonra bunu yaparım. Hem güzel hem de yapması kolay. Aynen. Ya şeyi bulsam ayçiçeği içi yok hiçbir yerde. Kabak pardon ayçiçeği diyorum. Kabak. Kabak çekirdeği içi. İç kabak. İç kabak. Yani bir şeyde eskiden vardı marketlerde. Anneyle konuştum şeyde de yokmuş. Baktım dedi ben de. Hmm. Hiçbir yerde yok dedi markette. Ye var. Aynen. Yok, şey olur, soğuyunca yenmez. Bu soğuyunca yenmez, kuru derler. Aynen. Dikkat et, çok buhar çıkacak ama. Tamam. Hafif bir dengesizliği var. Evet, hafif bir şey var gibi. Evet. Öbüründekiler çok kızarmış. Pidede de aynısı oldu. Pidede de mi aynısı oldu? Evet. Bak bu güzel olmuş. Bu iyi, bu çünkü ilk alttaydı. Evet. Üste çıkardım. Ama o şey... Üstteydi. Pidelerde de çünkü öyle oldu. Hı. Şeye değmesin. Mermere. Tezgah. Bunu alalım. Aynen onu koy direkt. Aynen. Başta ıslak durmuyor. Tamam. Çünkü buna değerse sıcak ya. Şey yapar tezgaha değerse. Süper. Eline sağlık. Afiyetiniz olsun. Tatlı da tamam. Heh. Evet efendim, Ezgi Hanım'ın mutfağından herkese selamlar, sevgiler. Bugün biraz fırça yedik ama. Acaba olsa, niye? Acaba niye? Beni yarı yolda bıraktığı için arkadaş. Ben kaçtım evet. Yarı yoldan sonra kaçtım. Efendim, ama cezası var, marulları yıkayacak.
Maruların hepsini yıkayacağım. Ceza evet. O mu? Teşekkür evet. Ederim gene. Güzel bir ceza bence. Ha, bir de şu leğenleri kalan bulaşıkları yıkayacağım. Makineyi ben hallederim. Ha, o sıkıntı. Boşaltın bende de doldurma işi sende. Ben şimdi çalıştıracağım onu da boşaltın. Efendim hepinize teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde inşallah görüşeceğiz. Hoşçakalın. Artık hayırlısı. Bakacağız.